Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü konumuz roman. 9. sınıfta da roman konusunu görmüştük. Fakat bu dönem daha ayrıntılı bir şekilde romanı inceleyeceğiz. Ünitemizde öncelikli olarak romanın tanımını yapacağız. Romanın öğelerinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde ve Milli Edebiyat döneminde romanın tarihsel gelişim sürecinden bahsedeceğiz. Son olarak Dünya Edebiyatı'nda romandan bazı örnekler vererek konumuzu sonlandıracağız. Romanın tanımıyla başlayalım. Roman, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, insanların iç dünyalarının, toplumsal olayların anlatıldığı metin türüdür. Roman, hikayeye göre daha ayrıntılıdır. Karakterler, kişiler, olaylar daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Romanın bölümleri serim, düğüm ve çözümdür. Biz bunları başka birisinde de görmüştük. Giriş, gelişme ve sonuç olarak. Serim yani giriş bölümünde romandaki kişiler yer ve zaman okura tanıtılır. Düğüm diğer bir adıyla gelişme bölümünde okurun merak duygusunu uyandıracak olaylar işlenir. Çözüm yani sonuç bölümünde ise düğüm bölümünde işlenen bu olaylar sonuca bağlanarak okurun merak duygusu giderilir. Romanın özelliklerinden bahsedelim. Roman, hikaye, destan, masal, efsane gibi olay çevresinde gelişen edebi türlerden biri olarak edebiyatımızda yer alıyor. Roman anlatıcısı, romanın içerisinde farklı metin türlerine de yer verebilir. Örnek vermemiz gerekirse Murat Gülsoy adlı yazarımız Gölgeler ve Hayaller şehrinde romanını mektuplardan oluşturmuştur. Modern romanın ilk örneği Cervantes'in yazmış olduğu Don Kişot adlı eserdir. Türk edebiyatımıza ise romanlar çeviri yoluyla girmiştir. İlk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirmiş olduğu Telemak adlı eser. Romanın yapı unsurları, olay, zaman, mekan, kişiler ve bakış açısı romanı oluşturan unsurlar. Romanda tek bir olay yok, birden fazla olayın bütünlük oluşturmasıyla bir olay örgüsü sağlanıyor. Kahramanlar, ana kahramanlar ve yardımcı kahramanlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Fakat hikayeye göre kahramanlar daha geniş bir şekilde işleniyor. Kahramanların fiziksel özelliklerinin anlatılması okurun zihninde o kahramanı somutlaştırmayı sağlıyor. Ya da psikolojik özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde anlatılması okurun zihninde karakter tahlilini yapmasını sağlıyor. Olaylar belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor. Fakat hikayeye göre daha geniş bir zaman diliminden bahsetmemiz mümkün. Mekan ise genellikle betimlemeler yani tasvirler yoluyla okuyucuya anlatılıyor. Fakat romanda şöyle bir durum var. Romandaki mekan genellikle betimlemeler yoluyla okuyucuya aktarılıyor. Bazı yazarlar romanda mekanı farklı şekillerde de kullanabiliyorlar. Karakterin psikolojisini yansıtması gibi. Örnek vermemiz gerekirse Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eserinde kahraman ayağındaki ağrıdan ötürü acı çekmekte. Yazar bu acıyı bize karanlık bir mekanla, hastane ortamıyla yansıtıyor. Mekanı betimlerken aslında kahramanın iç dünyasını bize aktarıyor. Bakış açısına değinmemiz gerekirse bunu hikaye türünde de görmüştük. Üç farklı bakış açımız vardı. Kahraman bakış açısı, ilahi tanrısal bakış açısı ve gözlemci bakış açısı olmak üzere. Kahraman bakış açısında olaylar romanın kahramanının başından geçiyordu. Bize kendi duygularını, düşüncelerini, gözlemlerini aktarıyordu. Tanrısal, ilahi bakış açısında ise her şeye hakim olan bir anlatıcı vardı. Karakterlerin içinden geçenlere hakim, zaman dilimlerine hakim, ne olup ne biteceğine hakimdi. Üçüncü bakış açımız gözlemci bakış açısı ise sadece gördüklerini anlatan bir anlatıcıydı. Kahramanların iç dünyalarına hakim değildi, sadece bizlere gördüğü şeyleri yansıtıyordu. Tanzimat döneminde romana geçmeden önce bahsetmemiz gereken 3 tane edebi akım var. Çünkü bu 3 edebi akım Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde ve Milli Edebiyat döneminde etkisini gösteren akımlar. Romantizmle başlayalım. 18. yüzyılda klasizme yani akılcılığa tepki olarak ortaya çıkan bir akım. Klasizmde önemsenmeyen din duygusu romantizmde geniş bir yer kaplıyor. Romantizmin kuralları Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinde ortaya konuyor. Hayal ve duygulara önem veriliyor. Aşk, özgürlük, ölüm gibi konular işleniyor. Toplum için sanat anlayışı gözetiliyor. Topluma
bilgi vermek, toplumu eğitmek için eserler veriliyor. Konular işlenirken karşıtlıklardan yararlanıyor. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin gibi. Görselde Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kambur adlı eserini görüyoruz. Çirkin ve kambur olan Quasimodo ile Çingene kızı Esmeralda'nın aşkı romantik bir yaklaşımla inceleniyor. Eserde zıtlıklar, güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük gibi belirgin olarak göze çarpıyor. Aynı zamanda romantizmde yazar kendisini gizlemeyerek görüşleriyle okuru yönlendiriyor. Notre Dame'ın Kambur adlı eserde de bu görülüyor. Yazar okuyucuyu yönlendirmeye çalışıyor. Romantizmde eserdeki kahramanlar tek yönlü olarak işleniyor. İyiler hep iyi, kötüler ise hep kötü olarak gözüküyor. Dünya edebiyatında romantizmin bazı temsilcileri Victor Hugo, Schiller, Lamartine, Alexander Dumas, Türk edebiyatındaki temsilcilerinden bazıları ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami. Realizm yani gerçekçilik akımı ise 19. yüzyılda romantizmdeki aşırı duygusallığa tepki olarak ortaya çıkıyor. Realist yazarlar eserde gerçeği yansıtma amacı güdüyorlar. Romantizm akımında olduğu gibi tesadüflere ya da gerçek dışı olaylara yer verilmiyor. Konular gerçek hayattan alınıyor. Bu yüzden gözlem ve belgeler oldukça önemli bir yer tutuyor. Romantizmdeki gibi toplumu eğitme amacı güdülmüyor. Sanat için sanat anlayışı benimseniyor. Sanatçı eserlere kendi duygusunu ve düşüncesini katmıyor. Eserde olabildiğince kendisini gizlemeye çalışıyor. Karakterlerin psikolojik tahlilleri, romandaki mekan tasvirleri realizm akımında oldukça önemli ve gözleme dayanıyor. Realist yazarlar sözcük seçimlerine oldukça dikkat ediyor. Açık ve anlaşılır bir dil kullanarak eserlerini yazıyorlar. Dünya edebiyatındaki bazı temsilcileri Tolstoy, Dostoyevski, Charles Dickens, Stendhal, Balzac. Türk edebiyatındaki bazı temsilcileri ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil ve Reşat Nuri Güntekin. Görselde Halit Ziya'nın yazmış olduğu Mavi ve Siyah adlı eserini görüyoruz. Bu romanda Ahmet Cemil isimli karakter Servet-i Fünun topluluğunu temsil ediyor. Olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi kuruluyor. Yazar gerçeğe dayanan karakterlerin gerçekçi olduğu bir roman kurgulamış. Naturalizm 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkıyor. Realizmin aşırılığı ileri realizm olarak kabul ediliyor. Bu akımda insan doğanın bir parçası olarak görülüyor. Bu sebeple doğa kavramı oldukça önemli bir yere sahip. Naturalizmin ilk temsilcisi Emil Zola olarak kabul ediliyor ve bu akımla ilgili görüşlerini Deneysel adlı roman eserinde açıklıyor. Yine sanat toplum içindir anlayışı benimseniyor. Sanatın doğanın kopyası olması görüşü bu akımın temellerini oluşturuyor. Naturalizmde halkın konuştuğu dille eserler veriliyor. Dünya edebiyatındaki bazı temsilcileri Mapusant, Emil Zola, Alfonso da Dudet, Concord kardeşler. Türk edebiyatındaki temsilcileri ise Nebizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Tanzimat dönemi Türk edebiyatında roman. Türk edebiyatına roman türü çeviri yoluyla girmiş, ardından roman ve hikaye türünün ilk yerli ve batılı örnekleri verilmeye başlanmış. Türk edebiyatımızdaki ilk romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirmiş olduğu Telemak adlı eser. Görselde de kendisini görüyoruz. Türk edebiyatımızda ilk yerli romanımız ise Şemsettin Sami'nin 1872 yılında yazdığı Taşk-ı Talat ve Fitnat. Taşk-ı Talat ve Fitnat adlı romanda yürücü usulü evlilik, erkek egemen toplum ve toplumsal baskı anlatılıyor. İlk edebi romanımız ise Namık Kemal'in yazmış olduğu İntibah adlı eser. İntibah'ta yanlış kişiyi sevmenin ortaya çıkardığı yıkımlar anlatılıyor. Tanzimat dönemi romanının genel özelliklerini göreceğiz şimdi. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere Tanzimat dönemini ikiye ayırıyoruz. Birinci dönemde toplum için sanat anlayışı benimsenmiş, topluma bir şeyler öğretmek amacıyla eserler yazılmış. Eserlerde romantizm akımının etkisi görülmüş. Bu sebeple kişiler, karakterler tek yönlü bir şekilde anlatılmış, yazar kişiliğini gizlememiş ve romanın akışını keserek okura bilgi vermiş. Romanda acıklı konular, tesadüfler ve uzun betimlemeler yer almış. Romanların konusu ise yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik, zorla evlendirilme, cariyelik, kölelik, ilk görüşte aşk gibi
dönemin toplumunda karşımıza çıkan konular işlenmiş. Eserler sade bir dille kaleme alınmış. Dönemin sanatçılarından bazıları Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami. İkinci dönemde ise sanat için sanat anlayışı benimsenmiş. Birinci dönemde olduğu gibi topluma eğitime amacı, topluma bilgi verme amacı yok. Bu sebeple daha nitelikli ürünler verilmiş. Eserlerde realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülmüş. Bu sebeple karakterler daha gerçekçi bir tutumla betimlenilmiş. Abartılı betimlemeler bırakılmış ve gözleme dayalı betimlemeler yapılmış. Bu betimlemelerle de gerçeğe uygunluk gözetilmiş. Yazar kişiliğini gizlemeye çalışmış ve metni keserek bilgi vermeyi bırakmış. Eserlerde sanatlı bir dil kullanılmaya başlanmış. Yine birinci dönemde olduğu gibi aynı konular romanda işlenmiş. Yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlilik, zorla evlendirilme, cariyelik, kölelik, ilk görüşte aşk gibi toplumda karşımıza çıkan konular işlenmiş. Dönemin sanatçıları Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nebizade Nazım. Tanzimat dönemi romanlarından örnekleri görüyoruz şimdi. Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserinde yanlış batılılaşma temasını işlemiş, romantizm etkisinde yazmış bu eseri. Felatun Bey, alafranga hayata özenen mirasiydi züppe bir karakter. Buna karşın Rakım Bey de ağırbaşlı ve dengeli bir tip. Nebizade Nazım'ın yazmış olduğu Zehra adlı eserde ise kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı yıkımlar, olumsuzluklar işlenmiş. Zehra aynı zamanda Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman denemesidir. Nebizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri ise ilk köy romanımızdır. Fakir bir köylünün hayatı anlatılmaktadır bu romanda. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nı görüyoruz son olarak. Bu romanda yanlış batılılaşmanın sonuçları anlatılır. Recaizade Mahmut Ekrem realist bir anlayışla yazmış bu romanı. Bu sebeple Türk edebiyatındaki ilk realist romanımız olarak kabul ediliyor. Mihruz Bey adlı alafranga züppe tipinin gülünçlükleriyle hayali aşkları anlatılıyor. Sizlerle birlikte şimdi bir soru çözelim. Şu ana kadar gördüğümüz, öğrendiğimiz konuları pekiştirmiş olalım. Aşağıdaki yargılardan hangisi Tanzimat dönemi öykü ve romanlarının özelliklerinden biri değildir? A seçeneğinde olaylar genellikle saray ve çevresindeki insanların etrafında geçmektedir yargısı var. B'de yazar karakterleri tek yönlü olarak ele alır. İyiler hep iyi, kötüler ise hep kötüdür. Bu bize romantizm akımını hatırlatıyor sanırım. C köy konulu eserler bu dönemli edebiyatımıza giriş yapar. D. Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eseriyle Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eserlerinde yanlış batılılaşma konusu işlenmiştir. E. Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat'ı ilk romandır ancak edebi değer taşıyan ilk roman Namık Kemal'in İntibah adlı eseridir. A dediğinizi duyar gibiyim. Evet, cevap A seçeneği. Çünkü Tanzimat döneminde olaylar genellikle toplumdaki insanın etrafında geçiyor. Toplumda yaşanılan sorunlar ele alınıyor. Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatında roman. 1896-1901 yılları arasında geçen bu dönemde başarılı roman örnekleri verilmiş ve roman türü gelişim göstermeye başlamıştır. Halit Ziya Uşaklıgil, Türk edebiyatında batılı tarzda ilk olgun eserler veren sanatçımızdır. Mavi ve Siyah adlı romanıyla, Aşk-ı Memnu adlı romanıyla olgun eserler vermiştir. Tanzimat döneminde görülen yazarın anlatımı keserek bilgi vermesi, kahramanlar arasında taraf tutması ya da gereksiz tasvirler gibi teknik kusurlar bu dönemde karşımıza çıkmıyor. Bu sebeple romanlar sağlam bir tekniğe sahip. Dönemin toplumsal koşulları sebebiyle yazarlar daha çok bireysel konulara yönelmiş. Aşk, karamsarlık, umutsuzluk, gerçek hayal çatışması gibi konular işlenmiş. Bu dönem romanlarında realizm ve naturalizm akımları etkili olmuş. Daha çok gerçeğe yönelmişler. Romanda olaylar genellikle İstanbul'da yüksek tabakada kişilerin yaşadığı semtlerde geçiyor. Ayrıntılı çevre tasvirleri yapılıyor. Romanlarda Arapça ve Farsça kelimeler kullanılıyor. Konuşma dilinden uzaklaşarak süslü bir dil ortaya çıkıyor. Dönemin sanatçılarından bazıları Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın. Görselde Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman olan
Eylül adlı eseri görüyoruz. Milli Edebiyat dönemi Türk Edebiyatı'nda roman. 1911-1923 yıllarını kapsayan bu dönemde bireysel konulardan çok Kurtuluş Savaşı, milli mücadele, Anadolu'daki yoksul halkın durumu gibi toplumsal konular işlenmiş. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde uygulamışlar. Önceki dönemlerde Servet-i Fünun döneminde olduğu gibi sadece İstanbul ve çevresi konu edilmemiş. Romanda mekan değişmiş, Anadolu insanı romana konu olmuş. Yakup Kadri, Refik Halit, Halide Edip ve Reşat Nuri Güntekin'in öncülüğünde memleket edebiyatı dönemi başlamıştır. Bu dönemde yurt sorunları gözleme dayalı olarak anlatılmış, yani realizm akımının etkisinde kalınmıştır. Halide Edip adı var, milli edebiyat döneminin ilk yazarıdır. Görsellerde Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Ateşten Gömlek adlı romanı görüyoruz. Bu roman Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman olmasıyla edebiyatımızda önemli bir yere sahip. Dönemin sanatçılarından bazıları Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halih Rıfkı Atay ve Aka Gündüz. Dünya edebiyatında roman konusuna geçelim. Modern romanın ilk başarılı örneği İspanyol yazar Cervantes'in yazmış olduğu Don Quixote adlı eser. Bu eser 1605 yılında yazılmış. Kahraman şövalyelere hayranlık duyuyor ve kendisine Don Quixote adını vererek hayal gücünün etkisiyle yolculuğa çıkıyor ve başından çeşitli maceralar geçiyor. Robinson Crusoe adlı eser ise 1719 yılında Daniel Defoe tarafından yazılmış bir roman. Bu roman İngiliz edebiyatının ilk yetkin romanı olarak kabul ediliyor. Robinson Crusoe adlı kahramanın başından geçen seyahatler ve yaşadığı maceralar anlatılıyor. Roman türünün yetkin örnekleri ise 19. yüzyılda verilmeye başlanıyor. Bu eserlerden bazı örnekler göreceğiz. Sefiller romanı Victor Hugo tarafından 1862 yılında yazılıyor. Birkaç karakterin yaşamını ve birbiriyle alakasını ele alan romanda çok eski bir mahkum olan Jean Valjean'in yaşam mücadelesi ve kefaletini ödemeye çalışmasına odaklanıyor. Romanda toplumsal adaletsizlik etkili biçimde anlatılarak roman sosyal bilincin artmasına katkı sağlıyor. Suç ve Ceza romanı 1866 yılında Dostoyevski tarafından yazılıyor. Romanda fakir bir öğrenci olan Raskolnikov'un yaşadığı ikilem, zihnindeki psikolojik süreçle beraber anlatılıyor. Suç ve Ceza romanı dünya edebiyatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi sizlerle bir uygulama yapacağız. Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat döneminin roman özelliklerini karşılaştıracağız. Sizlerden isteğim bu tabloyu defterinizde çizin ve öncelikli olarak kendiniz doldurun. Konuyu ne kadar anlayıp anlamadığınızı ve eksiklerinizi görmüş olacaksınız. Cevaplandırmaya başlayalım. Tanzimat 1. dönemde daha çok yanlış batılılaşma, cariyelik, kölelik, aşk gibi konular işleniyordu. Tanzimat 2. dönemde de aynı konuların işlendiğinden bahsetmiştik. Fakat Servet-i Fünun döneminde toplumsal baskı sebebiyle yazarlar daha çok bireysel konulara, aşk, özlem, ölüm gibi bireysel konulara yönelmişti. Milli Edebiyat döneminde ise Anadolu, Anadolu insanı, toplumsal sorunlar romanımıza giriş yapmıştı. Olaylar ve kahramanlar. Tanzimat 1. dönemde kahramanlar daha çok halktan kişilerdi, toplumdan insanlar konulu ediliyordu ve bu kahramanlar tek yönlü bir şekilde ele alınıyordu. Tanzimat 2. dönemde bu tek yönlü tutum kırılarak daha gerçekçi kahramanlara anlatılmaya başlamıştı. Servet-i Fünun döneminde ise daha çok yüksek kesimden insanlar romanın konusu olarak karşımıza çıkmıştı. Milli Edebiyat döneminde ise Anadolu halkı kahraman olarak konu edilmişti. Dil ve üslup. Tanzimat 1. dönemde kullanılan dil halkın anlayacağı sade bir dildi. Tanzimat 2. dönemde 1. döneme göre daha süslü bir dil, daha ağır bir dil kullanılmıştı. Servet-i Fünun döneminde ise Arapça ve Farsça kelimeler edebiyatımıza girmiş. Bu sebeple süslü ve sanatlı bir dil romanlarda kendisini göstermeye başlamıştı. Milli Edebiyat döneminde de yine halkın konuştuğu bir dille eserler, sade bir dille eserler veriliyordu. Tanzimat 1. dönemde mekan İstanbul ve çevresiydi. 2. dönemde de bunu görmüştük. Yine İstanbul ve çevresinde geçiyordu olaylar. Servet-i Fünun döneminde mekan daha çok İstanbul'un popüler semtleriydi. Yalılarda, lüks semtlerde olaylar geçiyordu.
Milli edebiyat döneminde ise mekan olarak Anadolu'daki kasabalar, köyler ve şehirler seçilmişti. Edebi akımlar, Tanzimat 1. dönemdeki baskın olan edebi akım romantizmdi. Fakat Tanzimat 2. dönemde edebi akımlarda realizm ve naturalizmin baskın olduğunu görüyorduk. Bu Servet-i Fünun ve milli edebiyat döneminde de devam ediyordu. Roman tekniği, Tanzimat 1. dönemde yazar romanın akışını keserek kahramanlar hakkında bilgi veriyordu. Ahmet Mithat Efendi bunu çok yapan yazarlardan biriydi. Felatun Bey ve Rakım Efendi romanında akışı keserek Felatun Bey'i bize tanıtıyordu. Rakım Efendi hakkında bize bilgi veriyordu ve kahraman hakkında okuru yönlendiriyordu. Tanzimat 2. dönemde bu durum değişmişti. Yazar olayın akışını keserek bilgi vermeyi geride bırakmıştı. Servet-i Fünun döneminde teknik yönden güçlü romanlar görüyorduk. Milli Edebiyat döneminde ise teknik yönünden yine güçlü romanlar yazılmıştı. Bu dersimizin sonuna geldik. Lütfen tekrar yapmayı unutmayınız.